Gözde tatil beldesi Bodrum'da kim nerede ve nasıl görüntülendi? Kimi ararsan oradaydı. Ünlü oyuncu Belçin Bilgin uzun süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisiyle Bodrum'da ortaya çıktı. Beren Saat, Kenan Doğulu çiftinin aile tatillerinde neler yaşandı? Bodrum'da yorgunluk atan Mustafa Sandal, şezlongda nasıl uyuyakaldı? Bodrum'da görüntülenen ünlü model Naomi Campbell, kameralardan nasıl köşe bucak kaçtı? Hello Naomi. Welcome. Oh. Dur. Go back. Az sonra. Don't touch. Adı sık sık magazin gündeminde aşk iddialarıyla anılan Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör önce ne dedi? Şapkınız olsun. Estağfurullah. Yok öyle bir şey. Teşekkür ederim. Sonra ne yaptı? Çapkın. Bu ne yaman çelişki? Az sonra. Yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile magazin hattına yakalanan ünlü oyuncu Devrim Özkan yeni bir aşka mı yelken açtı? Hayırlı olsun diyelim o zaman. Neye hayırlı olsun diyelim? Az sonra. Sevgilimi o kadar çok seviyorum ki. Ortada adam yok demişti. Yok yani, kalmadı ortalıkta adam. Aradığı adamı buldu. Centilmenlikte de sınır tanımı yok. Asla. Adam yok bende. O %1'i bulduk galiba. Eyvallah, hadi görüşürüz hadi. Hafsanur Sancak tutan ve Kubilay Aka aşkından ilk görüntüler. Sen adamım, bakma öyle. Sileceksen beni bir kalemde. Az sonra. Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. Şimdi vakit kaybetmeden magazin dünyasının ünlü isimlerinden son gelişmeleri derlediğimiz keyifli bir haber turuyla programımıza başlıyoruz. Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldıktan sonra daha sık karşılaştığımız Mert Ramazan Demir'i Uğrak Mekanı Cihangir'de görüntülüyoruz. Biten ilişkisi hakkında konuşmak istemeyen yakışıklı oyuncu kameralarımıza el sallamakla yetiniyor. Merhabalar, nasılsınız? Çok iyisiniz. Evet, görüyoruz. Teşekkürler. Çok kısa konuşalım. Hadi bay bay. Çok kısa 2 dakika ayrılıkla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yunanistan tatilinden dönen ünlü güzel Hande Erçel'le menajerlik ofisi çıkışında karşılaşıyoruz. Ben tatilden yeni döndüm. Çok da güzeldi. Evet, Yunanistan'daydı herhalde. Evet, son. Evet. Nasıl geçti? Güzel geçti. Çok keyifliydi. Ayaküstü sohbet ettiğimiz güzel oyuncu görüşmeyeli neler yapıyormuş bakalım. Aslında işleri toparlamak için geldim. Şu an bir şey yok. İşte film çektik yaz evet, ortasında. Hayırlı olsun diyelim Barış Bey'le. Evet, nasıl geçti? Güzeldi. Kendisi de sizden övgüyle bahsetti Ay, bayağı. Sağ olsun, o kadar güzel şeyler söylemiş ki. Ne söyledi? Siz üstüne çıkmanız zaten şimdi. Ne söylediyse zaten ben de aynısını düşünüyorum. Gerçekten harika biri, çok şanslıyım. Keşke hiç bitmeseydi. Keşke sürseydi. Ay, doyamadık da tadı damağımızda kaldı. Nasıl bir yaz geçti peki sizler için? Güzeldi işte, hem iş oldu hem tatil oldu. Güzel, daha da bitmedi, daha da var. Nerelere gideceksiniz, rotalar belli mi? Şu an net değil ama var daha. Daha var, evet, bakalım. Nasıl? Hande Erçel, Barış Arduç'la partner olduğu yeni filmi Rüzgara Bırak'ı öve öve bitiremiyor. Nasıl çok bir... güzel bir film geliyor. Böyle çok iyi hissedeceğimiz, herkesin ay tekrar yaz olsun diyeceği çok sevimli. Gerçekten böyle içimize sine sine yaptığımız bir iş oldu. Güzel oyuncuyu bir dizi projesinde görebilecek miyiz peki? Açıkçası daha hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden şimdi geldim, onları konuşuyordum ekibimle. Şu an hiçbir şey belli değil. Biraz da özel hayatından konuşalım. Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel mutluluğunu dile getiriyor. Hakan Bey'le
ile de güzel giden bir beraberliğiniz evet, var. Onunla ilgili nasıl neler söylersiniz? Her şey çok güzel galiba. Seni ziyaretlerinde de bulunmuş sanıyoruz ki. Sağ olsun, o da geldi İzmir'e tabii. Ama çok güzel gidiyor işte, evet. Ve malum soruya geliyor sıra. Bu konulardan çok da rahatsız oluyorsunuz aslında ama böyle hep elinde haberleri çıkıyor. Onunla olursa zaten bilirsiniz. Zaten bilirsiniz. Genel olarak nasıl bakıyorsunuz peki? Çok teşekkür ederim. Almila Ada Yunanistan tatilinde bir sürprizle karşılaştı. İş insanı sevgilisi İhsan Çilsal'dan evlenme teklifi aldı. Evlilik yolunda ilk adımı atan sevilen oyuncu o heyecan dolu anlarını mikrofonlarla paylaştı. Bana açıkçası çok sürpriz oldu çünkü doğum günüm için biz bir tatile gitmiştik. Doğum günü yemeği yerken yedikten sonra ben evlenme teklifi aldım. O yüzden çok beklediğim bir sürpriz değildi açıkçası. Çünkü ben daha çok böyle doğum günüm kutlarız falan diye orada bulunduğumuzu düşünüyordum. O yüzden çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Hemen böyle şakır şakır ağladım. Hatta öyle heyecanlandı ki doğum gününde evlenme teklifi alan Almila Ada detayları hatırlamakta zorlandı. Biz işte bir restoranda yemek yiyorduk. İşte yemekten sonra doğum günü pastası niyetine işte tatlı söyledik işte. Onun mumu geldi. Ben de böyle uzun uzun dilek diledim işte böyle doğum günüm diye. Ondan sonra işte üfledim, tam böyle tatlı yiyecekken evlilik teklifi geldi. Ondan sonra zaten işte sarıldık falan ama ben o kadar heyecanlandım ki zaten çoğu şeyi ben bile hatırlamıyorum. Sevilen oyuncunun yüzüğü takmadığı ise dikkatlerden kaçmayınca sebebi de haliyle merak edildi. Biz tatilden döndükten sonra yüzüğü bazı düzenlemeler yapılması için kuyumcuya geri götürdük çünkü şey işte... Evet, böyle daha rahat olsun, daha iyi hissedeyim diye. Çünkü malum bir ömür takacağım inşallah. Evlenme teklifinin ardından herkes Almila Ada'dan tarih beklerken güzel oyuncu düğün için aceleci değildi. Yine hayalimdeki bir düğün yok henüz. Çok yeni olduğu için ailelerimizle birlikte henüz konuşma, planlama sürecindeyiz. Bir de ben bir yandan bazı projelerle konuşuyorum. Yeni sezonda bir iş yapmayı planlıyoruz. Hani o yüzden... Birazcık oraya da bağlı. Yani hani biraz gidişata bırakacağız çünkü. Uzun zamandır ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit ise İstanbul gecelerinde çıkıyor karşımıza. Tatildeydik o yüzden. Hı-hı. Beyler yeni geldim. Hayırlı olsun diyelim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne zaman başlıyor? Hazır. Vallahi bilmiyorum, daha var. Daha yeni sezona var yani. Eşi Fahriye Evcen ve çocukları nerede acaba? Fahriye Hanımlar nasıllar? İyi, onları bıraktım geldim. Burak Özçivit'in fazla kiloları bu yaz çok konuşuldu. Sormamak olmaz. Burak Bey. Spora başladım. Hayırlı olsun diyelim. Proje için, hepsi proje. Teşekkür. Öpüyorum, sevgiler. Hadi görüşürüz. Eski milli futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın da kız arkadaşıyla birlikte İstanbul gecelerinin tadını çıkarıyor. Bir mekan girişinde kameralarımıza takılan beyefendi yıllar geçse de çapkınlıkta hız kesmiyor. Ünlü oyuncu Yusra Geyik ile Etiler'de bir mekan çıkışında bir araya geliyoruz. Hanımefendinin Arka Sokaklar dizisine geri döneceği konuşuluyor. Bakalım doğru muymuş? Hep öyle haber çıktı, evet, bilmiyorum neden çıktığını. Aslında Şevket Bey falan tekrardan geri döndü. Size de böyle bir teklif geldi. Şevket Bey dedi ki para lazım, geri dönmek zorunda kaldım. Çok tatlı Şevket abi gerçekten. Öyle değil mi? Evet. Yani haklısın, şu günün sonunda para da kazanmak yani en asli amaçlarımızdan bir tanesi ama. Kendisini fazla tutmadan özel hayatında biri var mı diye soruyoruz. Yani hiç siz de biriyle görmemişsinizdir. Evet. Ben de özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmam. O özel bir durum. Ya zaten insanlar her şeyden nefret etmeye o kadar meraklı ki şu anda. Yani bir de böyle bir şeyle sınanmadığım için çok mutluyum. Yani çok da büyük konuşmayayım, her şey de olabilir. Ben tabii iyiyim şu anda, güzelim. Hiç bu şeylere, konulara gerek yok. Çalışıyoruz, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Gecelerde karşılaştığımız Yazcan Konyalı ile Deniz'e karşı sohbet ediyoruz. Genç oyuncu yakın zamanda ekranlara dönmeyi düşünüyor mu acaba? Var görüştüğümüz şeyler ama daha tabii hiçbir şey söyleyemeyeceğim şeyler bunlar. Şimdilik daha vakti olan şeyler ama şimdilik İstanbul'dayız, böyle tadını çıkartıyoruz. Bu yaz oldukça sıcak geçiyor. Yazcan Konyalı'nın havalarla arası iyidir umarız.
Birazcık gerçekten çok sıcak geçti. Ama yine arkadaşlarım da burada olduğu keyifli vakitlerde geçirdim. Çoğu arkadaşım da İstanbul'daydı. İşte kısa kaçamaklar yaptık filan. Biraz keyifli bir İstanbul'du yani. Böyle hem de biraz boş olduğu zaman da akşamlara doğru bayağı eğlendik yani. Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nı Asmalı Mescid'de bir gece kulübünden çıkarken görüntülüyoruz. Gerilen güzel oyuncu sadece arkadaş olduklarını belirttikten sonra yanımızdan ayrılıyor. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Neye hayırlı olsun diyelim? Tam net cevap alamadım ama ilişki. Yok, arkadaş yemeğe çıktık. Harika, o zaman iyi geceler dilerim. Teşekkürler, sağ olun. Sizlere de iyi geceler diliyorum. Esra Bilgiç ve Sabancı ailesinin veliahtlarından Faruk Sabancı'nın geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Taze aşıklar Bodrum'da bir eğlence mekanında baş başa yakalanıyor kameralara. Herkes dans edip eğlenirken çiçeği burnunda çiftin koyu bir sohbette olması dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne alan Haluk Levent'in konserine konuk oluyoruz. Sevilen sanatçı kendisini dinlemeye gelen hayranlarına muhteşem bir gece yaşatıyor. Gözde tatil beldesi Bodrum'da kim nerede ve nasıl görüntülendi? Kimi ararsan oradaydı. Ünlü oyuncu Belçin Bilgin uzun süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisiyle Bodrum'da ortaya çıktı. Beren Saat, Kenan Doğulu çiftinin aile tatillerinde neler yaşandı? Bodrum'da yorgunluk atan Mustafa Sandal, şezlongda nasıl uyuyakaldı? Bodrum'da görüntülenen ünlü model Naomi Campbell, kameralardan nasıl köşe bucak kaçtı? Hello Naomi. Welcome. Oh. Dur. Go back. Az sonra. Don't touch. Geçtiğimiz ay aşk sorularını ortalıkta adam yok diye cevap veren Afsan Nur Sancak tutan gönlünü Kubilay Aka'ya kaptırdı. Bakalım ilk kez görüntü veren çift neler söyledi? Hayat yanılttı, aşk şaşırttı. Daha bir ay geçmeden pişman oldu. Yok yani, kalmadı ortalıkta adam. Boşuna dememişler, büyük lokmaya büyük söz söyleme diye. Yok yani, kalmadı ortalıkta adam. Hafsa Nur sancak tutan aradığı adamı buldu. Sen adamım, bakma öyle, sileceksen beni bir kalemde. Aşk Çengelköy'de belgelendi. Aşk yeniden, ürperen sahiller gibi aşk yeniden. Hafsa Nur sancak tutan ve Kubilay Aka ilk kez el ele görüntülendi. Aşıklar keyifli ve romantik akşam yemeğinin ardından kameralar önündeydi. Çok kısa süre önce ortalıkta adam yok diyen Hafsa Nur sancak tutanın aradığı aşkı bulduğundan olacak adeta gözlerinin içi gülüyordu. Kapadokya ile başladı galiba serüven. Orada fotoğraflar, haberler geldi. Gerçek olduğunu şimdi de gördük. Teşekkür ederiz. Nasıl başladı? Bir tık daha önceden başladı. Çok detay vermiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz ilginize. Öpüyoruz. Teşekkürler. Çift araçlarına doğru yönelirken sevgilisine aracın kapısını açan Kubilay Aka centilmenliğiyle göz doldurdu. Tabii sevgilisinin o iddialı sözü herkesin olduğu gibi Kubilay Aka'nın da kulaklarında. Yok yani, kalmadı ortalıkta adam. Hal böyle olunca Kubilay Aka sevgilisine unutulmayacak bir cevap vermeyi de ihmal etmedi. Centilmenlikte de sınır tanımıyor. Asla. Adam yok bende. O %1'i bulduk galiba. Eyvallah, hadi görüşürüz hadi.
Kubilay Akan'ın deyim yerindeyse taşı gediğine koyduğu cevabı neyse ki sevgilisinin de yüzünü güldürdü. Mutlu aşıklar aynı araçla geceden ayrıldı. Adı sık sık magazin gündeminde aşk iddialarıyla anılan Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör önce ne dedi? Çapkınız o zaman. Estağfurullah. Yok öyle bir şey. Teşekkür ederim. Sonra ne yaptı? Çapkın. Bu ne yaman çelişki? Az sonra. Şimdi sizleri ünlülerin gözde tatil beldesi Bodrum'da keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Ünlü oyuncu Belçin Bilgin'i yaklaşık 3,5 yıldır aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Alfredo de Blasio ile birlikte Bodrum'da görüntülüyoruz. Kaldıkları evin bahçesinde kameralarımıza yakalanan çiftin yanında Blasio'nun annesi de var. Belçin Bilgin içeri geçtikten sonra annesiyle yakından ilgilenen Blasio, hanımefendinin rahat etmesi için elinden geleni yapıyor. Önce soğuk içecek servisinde bulunuyor. Hemen ardından şezlongun sonra dışarı çıkan Alfredo, dinlenmek yerine bahçeyle ilgilenmeyi tercih ediyor. Yaşlı hanımı bu kez havuz başında görüntülüyoruz. Ayaklarını suya sokmuş serinlemeye çalışıyor. Gözlerimiz Belçin Bilgin'i arıyor. Müstakbel kayınvalidesi içeri geçer geçmez mavi bikinisiyle güzel oyuncu çıkıyor bahçeye. Elinde de kase var. Şezlonga oturan hanımefendi bir taraftan atıştırıyor, diğer taraftan önündeki tablete bakıyor. Uzun süre oturduğu yerden kalkmayan Belçin Bilgin, yakınlarda yükselen dumana rağmen istifini bozmuyor. Hatta uzanıp tabletiyle vakit geçirmeye devam ediyor. Uzandıktan sonra tekrar geri dönüyor. Bir süre daha oturan ünlü güzel, eşyalarını topladığı gibi Andoğlu'yla birlikte Bodrum tatiline devam ediyor. Türkbükü'nde bir plajda görüntülediğimiz ünlü çiftin yanında Ozan Doğulu ve kızları da var. Ailecek deniz keyfi yapıyorlar. Bir süre sonra denizden çıkıp duşa geçen Beren Saat'in yanına Ozan Doğulu'nun Kütahat yanlarından ayrılıyor. Duş aldıktan sonra kızları ve Kenan Doğulu ile birlikte güneş banyosu yapan Doğulu'nun fazla kiloları çarpıyor gözümüze. Öyle ki beyefendi beline bağladığı havluya rağmen büyüyen göbeğini saklayamıyor. Ünlü güzel Şeyda Coşkun ve oyuncu arkadaşı Sema Öztürk'ü Yalıkavak'ta bulunan evlerinin iskelesinde görüntülüyoruz. Güzel ikili düzgün fizikleriyle beğeni topluyor. Denize ilk önce Şeyda Coşkun giriyor. Arkadaşı yüzerken iskelede vakit geçiren Sema Öztürk bir süre sonra dayanamayarak suya atlıyor. Deniz keyfi sonrası duşa giren iki dost kurulandıktan sonra şezlonglarında vakit geçiriyor. Bu arada Şeyda Coşkun bikinisini değiştirip geliyor. Bol bol yağlanan iki güzel güneşin altında koyu bir sohbete dalıyor. Bu keyifli sohbet sonrası Şeyda Coşkun telefon görüşmesi yapmak için Sema Öztürk'ün yanından ayrılıyor. İskeleyi arşınlayan ünlü güzel beğeni dolu bakışları üzerinde topluyor. Hazar Ergüçlü'nün DJ sevgilisi Art Zefe'de Bodrum'da. Annesiyle birlikte tatil yapan beyefendi kaldığı otelin iskelesinde takılıyor kameralarımıza. Sıcaklardan bunalan genç adam soluğu denizdeki annesinin yanında alıyor. Bodrum'a demir atan Şevval Şahin'i arkadaşlarıyla birlikte su sporları yaparken görüntülüyoruz. Güzel mankenin muzdan düştüğü anlar kameralarımıza bakın nasıl yansıyor.
Bir süre sonra muzun üzerine tekrar çıkan ünlü manken ve arkadaşları eğlencelerine kaldıkları... tane sandalet alan Mustafa Sandal'la eşi Melis Sütçurup Bodrum'daki tatillerine devam ediyor. Kaldıkları otelin plajında keyif yapan ünlü çift kamel şezlong bir eski manken Lara Surol tatil sezonunu geç açan ünlülerden. Türk Bükü'nde görüntülenen ünlü güzel leopar desenli bikinisiyle bakışları üzerinde topluyor. Bir süre telefonda konuşan Lara Surov, bikinisini değiştirdikten sonra Bodrum'un serin sularıyla buluşuyor. Bir süre yüzdükten sonra iskeleye geri dönen 39 yaşındaki eski manken, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor. Arnavutköy'de görüntülenen Afra Saraçoğlu'ya Amerika seyahatindeki buluşma sorulunca nasıl çileden çıktı? Kapıyı yüzüne çarptı. Geçti. Az sonra. Şimdi kulaklarınızın pasını silmeye ne dersiniz? Birbirinden ünlü isimlerin birbirinden renkli sahneleriyle hafta boyunca müzik ziyafetinin yaşandığı Kıbrıs'a çeviriyoruz kameralarımızı. Birbirinden ünlü isimler, birbirinden renkli sahnelerle yavru vatan müziğe doydu. Ebru Yaşar'dan Kıbrıslılara müzik ziyafeti. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yavru vatanda 1500 kişiyle buluştu. Siyah ışıltılı elbisesiyle zarif bir şıklığa bürünen Ebru Yaşar, eşsiz sesi ve güçlü yorumuyla mest etti. Hadisesi lacivert payetli minisiyle sahnede. Sevilen şarkıları ve hitlerini ardı ardına seslendiren Hadise, 2019 yılında Eurovision şarkı yarışmasında dördüncülük getiren şarkısını da söyleyince, dün tek tek alkış yağmuruna tutuldu. Ay çok teşekkür ederim ya. Utandırdınız beni. Yoğun ilgi karşısında duygulanan Hadise seyircisine teşekkür etti. Saygısını ve sevgisini görünce hakikaten neden bu sahneyi bu kadar sevdiğimi hatırlıyorum. O sizin sayenizde bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Aşk kaç beden giyer diye yıllarca sorgulayan Hadise'den yeni soru geldi. Aşk tehlikeyi sever mi dedi. Bu sözler adının karıştığı aşk dedikodularını akıllara getirdi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'la ilişki yaşadığı iddia edilmiş. Hemen ardındansa şarkıcının aslında yabancı bir yönetmenle sevgili olduğu öne sürülmüştü. Ne var ki ünlü şarkıcının ekibinden açıklama gecikmedi. Aşk iddiaları yalanlandı. Oh.
sevgili Merve Kıbrıs'ta. Merve Özbey yeni tarzıyla yavru vatandaydı. Saçlarını kısacık kestiren ünlü şarkıcı halinden memnundu. Biraz gitti çünkü bu dönem sanırım mevsimsel bir şey, bilmiyorum ama biraz fazla dökülme yaşıyorum. Bir de iki tane çocuk olunca hemen, ben biliyorsun 40 yılda bir böyle zaten sahneden sahneye hazırlanıyorum. Hemen böyle toplamayı ve rahat olmayı seviyorum, o yüzden de kestirdim. Biraz da şeye, gençlik yıllarıma döndüm, hep küttü zaten. Bir 10 yaş attım gibi hissediyorum ama. Bilindiği üzere Merve Özbey Elif ve Emir adında iki evlada sahip. Bir önceki konserinde Dünyalar Tatlısı kızıyla tanışma fırsatı bulduğumuz hatırlatıldı. Elif büyüdü de gelmeye başladı gerçekten. Zaman inanılmaz hızlı akıyor. Allah bütün evlatlarımızı korusun, içinde benimkileri. Şimdi yaz okulu telaşları var. Emir büyüme çabasında, bir şeyler öğrenme çabasında, konuşmaya başladı falan. Mükemmelleşmeye başladı yani işler. Geçtiğimiz Haziran ayında saçlarını kızıla boyatarak radikal bir imaj değişimine giden Melek Mosso da Kıbrıs'ta. Cesur kıyafet seçimleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcının mavi elbisesi iddialı. Kıyafette bir şeyler batıyorsa, ısıran kumaşlar rahatsız ediyor. Ter gösteren kumaşlar, hani insanlar görünce şey olacak diye kendi kendime işkilleniyorum sahnede. Onun dışında da böyle sürekli çekiştireceğim bir şey olduğunda rahatsız oluyorum. Eğer yani frikik verme tehlikesi olan bir şey olursa o biraz yorucu olabiliyor. Anlaşılan o ki Melek Mosso'nun korkulu rüyası frikik vermek. Aslında birkaç kere başıma böyle kazalar geldi ama kimse çekemedi. Gelelim bir diğer konuya. Ünlü şarkıcı bir dergiye verdiği röportajda daha az güzel görünmeye çalıştım, müziğime odaklandım deyince eleştiri yağmuruna tutuldu. Melek Mosso'ya kalça estetiği hatırlatıldı. Kadınlar yaş yaş değişiyor arkadaşlar. Ben de bir ara böyle ay şunu mu yaptırsam, bunu mu etsem, şöyle mi etsem. Ama şu günlerde böyle doğal kokular bulayım, İşte masaj çubuğu alayım, masaj yapayım, böyle daha çok işe yarar. İşte yüzüme masaj yapayım, daha etkili olur gibi. Normal yaşamımda zaten makyaj falan çok yapmıyorum. Görmemiştir çoğu kişi beni makyajlı. Ya doğal olmayı seviyorum ama işin neyse aslında onu yapıyorsun. 2023'ün Ekim ayında Serkan Sadıç'la dünya evine giren Melek Mosso'nun hamile olduğuna yönelik çıkan iddialara da cevap arandı. Geçen gün çok ödemliydim. Herkes hamile mi falan gibi böyle şeyler yazmışlar. Tabii ki istiyoruz ama her şeyin bir zamanı var. Hani bir şey planladık mı? Hayır. İstiyor muyuz? Evet istiyoruz ama nasip, kısmet. Ünlü şarkıcı anne olmaya hazır olduğunu duyurdu. Anne olmaya hazır mısınız diyelim. Ben her zaman hazırdım. Keyifli sohbetin ardından sevenleriyle buluşan Melek Mosso, enerjik ve kıpır kıpır halleriyle Kıbrıslılara unutulmayacak bir gece yaşattı. İzzet Yıldızhan, Kıbrıs sahnesi öncesi yoğun geçen günlerinden bahsetti. Bazen sosyal medyada yani tekneyi kullanırken falan filan görseniz de, ne bileyim şarkı okurken görseniz de, ben gerçekten çok çalışan bir insanım. Yani Ankara'da biz ikinci otelimizi açtık. Evet, yine olsun. Aynı dünya markası olan aynı zincirden ikinci otelimizi açtık. Ben tabii nerede yattığımı bilmiyorum. İnanın bazen 3-5 gün kendime böyle zaman ayırırsam çok mutlu hissediyorum kendimi. Tabii bu yoğunluğun arasında tatile de fırsat buldu. Hatta o tatillerden birinde eşi Ajda Hanım'la 23 yıl sonra ilk kez görüntü verdi. Arkadaşlar tabii bizim benim aile hayatımı hep bugüne kadar böyle hep geri planda tutan, böyle yani yaşantımla paylaşmamıştım hiç. Yani mesleğimi hiç karıştırmamıştım. Tabii ki belirli zamandan sonra da artık yani çok geride tutmak, artık ben de insanım ya, biraz rahat yaşamak istiyorum yani. Eşiyle kameralar önüne çıkmaya, paylaşımlar yapmaya başlayan Yıldızhan'ın yıllar sonra kurallarını bozma sebepleri de merak edildi. Yaşlandım artık. Değil tabii ki arkadaşlar. Şimdi ne var biliyor musunuz? Yani o belirli zaman diliminde
O zaman bu sektörde gerçekten sizler de çok iyi bilirsiniz. Böyle ailesiyle çok yaşantısını karıştıranların hepsi hayatları bitti. Ben hepsini seyrediyorum. Yani hepsinin hayatları bitti. Yani evlilikleri bitti. Çünkü neden? Çok böyle iç içe yaşamamak lazım. Bazı özel şeyler, yani aile hayatını biraz özel yaşamak diye. Bu benim fikrim tabii. Bir diğer taraftan İzzet Yıldızhan yakın zamanda kayınpeder statüsünü kazanacak. Oğlu Mustafa'yı evlendirmeye hazırlanan ünlü şarkıcı mutluluğunu paylaştı. 9. ayın 22'sinde pazar günü Allah nasip ederse İzmir'de güzel deniz kenarında güzel bir yerde düğününü yapacağız Mustafa'nın. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan dede olmak istiyor. Yani artık dedim ya dinginliğe geçtim. Yani ben tabii bu saatten sonra torunumun olmasını isterim. Yavrumun yavrusunu sevmek isterim. 9 çocuk sahibi İzzet Yıldızhan kameralar aracılığıyla çocuklarına da seslendi. 3 taneden fazla çocuk yapmasınlar dedi. Tabii bir öneri olarak her zaman benden sonraki kuşağıma öneri olarak söyleyeceğim. 3 taneden fazla çocuk yapmasınlar. Çünkü yani 2 tane 3 tane maksimum. 3 tane maksimum olsun. Röportaj biter bitmez sahneye adım atan ünlü şarkıcı performansıyla göz doldurdu. Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla olduğu kadar özel hayatındaki iddialarla da sık sık gündeme gelen Doğukan Güngör aynı günün gündüzünde ne söyledi, gecesinde ne yaptı? İşte Doğukan Güngör'ün çelişkilerle dolu aşk açıklaması ve sadece Magazin Hattı'nda izleyeceğiniz Çapkınlık Gecesi geliyor ekranlarınıza. İddialar, yakalanmalar, panik anları ve inkarlar. Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Doğukan Güngör'den çelişki üzerine çelişki. Çapkınız o zaman. Estağfurullah. Yok öyle bir şey. Teşekkür ederim. Söylediğiyle yaptığı tutmadı. Ve işte aynı günün gündüzünde ve gecesinde yaşananlar. Muhabirimiz Doğukan Rişvan, Kuruçeşme'de öğle saatlerinde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Doğukan Güngör'e kalbi dolu bu sorusunun cevabını almak için mikrofonu uzattı. Kalbim boş gibi. Bazen doluyor, bazen boşalıyor ama... Şu anda hayatımda kimse yok. Ünlü oyuncunun cevabı ilişkilerde kararsız, hevesi çabuk geçen izlenimi verince halk arasında bu durumu özetleyen ve genelde çapkın kişiler için kullanılan o tabiri akıllara getirdi. Ayran gönüllü müsünüz diye sorsak acaba bir boş bir dolu. Ayran gönüllülük değil bu. Sadece tanışmak. Doğukan Güngör'se bu durumu tanıma aşaması olarak açıkladı. Tanıdıkça... durumun akıbetinin nereye varabileceğini anlıyorsun. Bazen bir an çok hoşuna giden birisi sadece saliselik bir anla başka bir şey de sebep olabiliyor. Öyle bir şey demek istiyorum. Peki ünlü oyuncunun çapkın olarak nam salmasının sebebi neydi? Bilindiği üzere Doğukan Güngör'ün adı ilk olarak dizideki partneri Sıla Türkoğlu ile yazılmış. İkili arasında aşk var mı yok mu kafalar karışmıştı. Zaten kendisi açıklama yaptı. Öyle ekstra konuşmaya gerek yok. İyi arkadaşım. Sette de uyumlu çalışıyoruz. Bir sorunumuz yok. Öyle bir durum. Çok geçmeden dansçı Aleyna Yalçın'la yakalandı. Görüntülendiğini fark edince panik yapsa da açıklaması değişmedi. Yine arkadaşız dedi. Son olarak bu yaz Çeşme tatilinde Aleyna Kalaycıoğlu'yla işte bu kareler yansıdı basına. Yine ortalık aşk dedikodularıyla kaynarken Doğukan Güngör sessizliğe büründü.
Aleyna Kalaycıoğlu yaylım ateşine tuttu. Arkadaşımın arkadaşı kendisi ama yani bu saatten sonra zaten arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani aramda bir şey olması onunla imkansız. Aylardır yaşananlarla ilgili sessizliğini koruyan Doğukan Güngör bu kez de konuşmama hakkını kullandı. Görüntülerin yanlış anlaşılma olduğunu açıkladı. Ben o konuyla ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek isterim. Magazinci arkadaşlarımızın beni bir an yanlış anladıkları bir durum oldu. Ancak hiç öyle bir şey yok. Her fırsatta da magazinci dostlarımızla basın emekçileriyle konuşmayı çok da seven biriyim. O anlamda da beni kimse yanlış anlamasın. Tüm bu yaşananların ardındansa magazin gündeminde adı Çapkın'a çıktı. Ünlü oyuncuysa kabul etmedi. Çapkınız o zaman. Estağfurullah. Yok öyle bir şey. Teşekkür ederim. Ne var ki çapkın değilim diyen Doğukan Güngör aynı günün gecesinde çapkınlıkta yakalandı. O anları sadece magazin hattı görüntüledi. Doğukan Güngör bir eğlence mekanında kadın arkadaşıyla oldukça samimi halleriyle görüntülerimizdeydi. Kadın arkadaşına öpücükler konduran, eliyle besleyen Doğukan Güngör bu ne yaman çelişki dedirtti. Afra Saraçoğlu hangi soru karşısında çileden çıktı? Okan Buruk hadiseyle aşk iddialarına ne yanıt verdi? Nisu Berfin Aktaş gecelerde nasıl kafaları karıştırdı? Bitmedi. 40. yaşını kutlayan Salih Bademci'nin doğum günü ünlü akınına uğradı. Renkli partiden çok özel açıklamalar ve eğlenceli görüntüler de sıradaki haber turumuzda. Mert Ramazan Demir'le ayrıldıktan sonra soluğu Amerika'da alan ve dil okuluna giden Afra Saraçoğlu Arnavutköy'de görüntülendi. İzmir'de nasıl geçti Amerikan dil okulu? Onunla ilgili konuşalım. Neler söyleyeceksiniz? Afra Saraçoğlu Amerika seyahatinde aynı zamanda en son 13 yaşındayken gördüğü babasıyla bir araya geldi. Babası Uğur Saraçoğlu ile buluşmasını kendi sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu ne var ki soruyu duyunca tadı kaçtı. Kapılar suratımıza kapandı. Babanızla da uzun yıllar sonra görüştünüz. Nasıl geçti? Mert Bey'le de ayrılık iddiaları. Adı bir süredir hadiseyle aşk iddialarında anılan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk merak edilen soruyu duymazdan geldi. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sezon başladı, hemen ilk maçınızı kazandınız. Onu sormak istiyorum, duygularınız neler? Hemen duygularınızı alalım hocam. Duygularımız iyi. Görüşürüz. Hadiseyle de aşk haberleriniz çıktı. Doğruluk payı nedir? Sinem Kobal'ın yeni yaşını eşi Kenan İmirzalıoğlu mis kokulu çiçeklerle kutlarken arkadaşı Ebru Şahin birlikte gittikleri Mabel Matiz konserinde dans ettikleri video ile kutladı. İstanbul gecelerinde hareketli dakikaların yaşandığı anlardayız. Etiler'de bir eğlence mekanında iki aktaş kapıdaki beyefendilerle konuşurken yanındaki kadın arkadaşı yolun karşısında bekleyen VIP araca doğru ilerledi. Dakikalar sonra Nisu Berfin Aktaş da kendisini bekleyen arkadaşlarına katıldı. Nisu Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim. Aradınız aşkı buldunuz mu? Ben bir aşk aramıyorum. Gizemli beyefendiler merak edilirken Nisu Berfin Aktaş çıkabilecek aşk iddialarını arkadaşlarım cevabıyla geçiştirdi. Çok yakın arkadaşlarımız, teşekkürler. Evet. Salih Bademci'nin Kuruçeşme'deki eğlenceli, renkli, ünlüsü bol 40 yaş partisindeyiz. Doğum gününü sevdikleriyle kutlayan ünlü oyuncu eşi İmer Özgün'le birlikte kamera karşısına geçti. Yeni yaşından beklentilerini paylaştı. Vallahi hiç bir beklentim yok. Bugün aynaya baktım şey dedim kendi kendime. Ben senden razıyım adam dedim ve kapattım. Salih Bademci ilk hediyesini de dünya tatlısı kızı İlkim'den aldı. El emeği göz nuru hediyesini yanından ayırmadığı da dikkatlerden kaçmadı. Kızın hediyesi göstereyim. Evet. Bugün bunu takıp geldim. Kızım bana verdi, baba sana hediye yaptım diye sağ olsun. Günün en anlamlı hediyesini kızından alan Salih Bademci'yi duygulandıran sözlerse eşi İmer Özgün'den geldi. Neredeyse 20 yıldır beraberiz. Hani 20'yi, 30'u, 40'ı beraber kutluyoruz. Hani bugün onu düşündüm ben de. Umarım 50, 60, 70, bir 40 yıl daha falan beraber böyle güzel olur.
Duygulandım biraz. Benim de temennim bu. Salih Bademci son yıllarda tüm yapımcıların aranan ismi oldu. Her projede performansıyla hayran bırakan oyuncunun önümüzdeki yılların usta isimlerinin arasına gireceği de şimdiden aşikar. Hatta Salih Bademci'yi Haluk Bilginer'in veliahtı olarak görenler bile vardı. Veliaht olarak yani Haluk Bilginer'in veliahtı olmak zordur tabii yani bu memlekette. O çok özel, çok spesifik biri, şahsına münhasır bir insan. Veliaht gibi demeyeyim ama evet yani son, gerçek 30'larımın son çeyreğinde böyle güzel bir ne denir? Kariyerimde bir başarı, bir şey. Ya bunlar yaşandı ve beni de çok mutlu etti. Çünkü çok nitelikli, çok güzel işlerdi. O yüzden onun da ekstra gururunu yaşadım kendi adıma. İşlerin güzelliğiyle alakalı. Umarım da böyle devam eder. Ama yani şimdi Haluk abi olur muyum? İnşallah. Salih Bademci'nin Yalancı dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu hem hasret gidermek için hem de doğum gününü kutlamak için partideydi. Yani bayağıdır da Salih'i görmüyordum. Çok iyi oldu. Şimdi bir hasret gidereceğim. Özel günü, güzel bir günü yanında olmak istedim. Burçin Terzioğlu'nun hayranları ünlü oyuncunun ekranlara dönmesini sabırsızlıkla beklerken yeni sezonda televizyon ekranlarında 45 yeni dizinin başlayacağı hatırlatıldı. Yazın durdular, dinlendiler, sezona böyle giriyorlar. Merak ediyorum, güzel. Bütün arkadaşlarım oynuyor, güzel işler başlıyor. Merak ediyorum bakalım nasıl şeyler başlayacak. Burçin Terzioğlu'nunsa bu maratonda yer almak için hiçbir acelesi yoktu. İçine sinen proje arayışını sürdüreceğini açıkladı. Bakalım onlar bir girsin. Artık sezon da yok biliyorsunuz yani 2 ayda bir yeni bir proje yapılıyor, çıkıyor. O yüzden öyle bir hani sezona Eylül'e yetişeyim öyle bir acelem de olmadığı için güzel güzel projeler girsin şimdi bakalım. Ondan sonra kısmetimizi bulacağız. Kiralık aşk oyuncularının bir araya geldiği doğum gününe Elçin Sangu sevgilisi Yunus Özdiken'le katıldı. Uzun süredir görmediğim arkadaşımın doğum günü olduğu için öncelikle çok heyecanlıyım. Dün değil, bir önceki günde benim doğum günümdeydi kendisi. Teşekkür ederim. Ondan sonra hasret giderdik. Bugün de ben onun doğum günündeyim. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan güzel oyuncu yeni yaşını ise hayatının en güzel dönemi olarak tanımladı. Şu anki yıllarım. Kesinlikle. Bu yaşların çok güzel bir kafası varmış arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum hakikaten. Orta yaşa gelirken kimileri krizler atlatıyor, kimileri bunalımlar yaşıyor. Elçin Sangu da bu hissiyatlardan herhangi biri oldu mu diye merak edildi. Tam tersi oluyor. Yok yani o olgunlukla alakalı bir şey geliyor. Ama böyle bir sıkıntı değil, tam tersi bir ferahlık geliyor. Çok güzel bir yaşmış gerçekten. Demet Akbağ, yoğun tempo öncesi Salih Bademci'nin doğum günüyle enerji toplamaya hazırdı. Salih Bey'in doğum günüyle sezonu açıyoruz. Ben de geleli bir hafta kadar oldu. 2 gün sonra da set başlıyor. Set başlamadan o da böyle bir organizasyon yaptı. Herkes birbirini görüyor. Başlarken güzel oyuncu için yaz yeni başlıyordu. Dün bitti benim setim. O yüzden evet ben bugün tatile girdim. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Yaz bana bugün başladı bitiyor ama. Siz bu durumdan birazcık işlenken mi? Hiç değilim ya, hiç değilim. Öyle ya. Mi geldi sana? Bizim için yeni başlıyor. Ya. Onu söyledi. Yaz bitmedi yani, daha yeni başlıyor. Bakalım. Hazal Subaşı, Ulaş Aslantepe ile partner olduğu ilk ve son dizisinin çekimlerini bitiren, Yunanistan'a gitmek isteyen çift bize engeline takılmıştı. Neyse ki artık tatil için hazırdılar. Çözüldü. Evet, çözüldü. Gerçekten çözüldü. Gideceğiz işte. Şimdi başlıyor. Evet, bakalım. Gitmeye çalışacağız. Buse Arslan Şensoy, Salih Bademci'nin yaş almasından oldukça mutluydu. Benim Salih yaşlandıkça ben mutlu oluyorum. Yavaş yavaş böyle. Daha evde oturan bir insan haline geldikçe. Bana yarıyor yani. Hoş geldin. Salih'in annesi. Buse Arslan Şensoy, Salih Bademci'nin annesiyle kucaklaşırken kameralarımız İstanbullu Gelin dizisindeki rol arkadaşı Neslihan Arslan'a çevrildi. Yani biz Salih'le bayağı 2005 yılından beri tanışıyoruz. Konservatuvar sınavlarında tanıştık. Sonra da bir daha kopmadık. Kopamadınız bir anınız var mı? Her gün. Salih çok eğlenceli bir adamdır. Siz de tanıyorsunuz zaten. Onunla her gün böyle festival gibi geçiyor gerçekten. Çok klasik bir cümle biliyorum ama ya onun yanında hani gülmeme gibi bir şansınız yok diyebilirim yani. Tüm davetliler yerini aldıktan sonra Salih Bademci'nin 40. yaş pastası geldi. Ünlü oyuncu eşi ve annesiyle birlikte mumlarını üfledi. Müzik
Salih Bademci yeni yaşında Felek'ten Bir Gece çaldı. Mikrofonu elinden düşürmedi. Gecenin ilk performansını solo gerçekleştiren ünlü oyuncu Tarkan'dan Kuzu Kuzu'yla eğlenceyi başlattı. Kuzu kuzu Salih Bademci sahnede Demet Akbağ'la bir araya geldi. İkili keyifli düetleriyle eğlenceli anlar yaşattı. Doğum gününde sahne sırası Elçin Sangu'ya geçti. Ünlü oyuncu Deniz Seki'nin Adaletsiz Seçim şarkısıyla Şebnem Ferah'tan Bu Aşk Fazla Sana yorumuyla müzik ziyafetine devam etti. Türk futbolunun başarılı isimlerinden Arda Turan'ın yaşamını, kariyerini konu alan Arda Turan Yüzleşme Belgeseli seyirciyle buluştu. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin akın ettiği galada bakalım neler yaşandı. Futbolcunun erişebileceği maksimum yer burası. O sadece Barcelona değil, tarihin en iyi Barcelona'larından biri. Türk futbolunun başarılı isimlerinden biri olan Arda Turan'ın yaşamını, kariyerini ve kişisel yüzleşmelerini derinlemesine ele alan belgeselin galası gerçekleşti. Arda Turan'ı gururlu gününde eşi Aslıhan Turan, oğulları Hamza, Arda ve Asil Aslan başta olmak üzere tüm ailesi, sanat ve spor camiası yalnız bırakmadı. Arda Turan'ın hem hayatını paylaşan hem de belgeselin bir parçası olan Aslıhan Turan, kameralar aracılığıyla eşine teşekkür etti. Bizim için çok mutlu ve heyecanlı bir gün. Çok güzel bir belgesel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Arda Turan adının karıştığı vukuatlar ve olaylarla zaman zaman gündeme gelirken Aslıhan Turan'a göre bu belgesel eşiyle ilgili yanlış anlaşılmaların da önüne geçecekti. Bugüne kadar bazı şeylerde çok fazla algı ve çok fazla böyle yanlış şekiller düşünüldüğü için bence onun için çok güzel bir fırsat oldu. Kendini ifade etti, o da çok mutlu oldu, rahatladı. Evinin bahçesinde futbol oynarken düşüp sakatlanan Hasan Cankaya sargılarından kurtuldu. Yani 11 tane şivi var hala, 2 tane plaka var, Iron Man gibiyim. Çıkmayacak şu an. Uçakta da ötmüyormuş. Efendim. Çok daha iyiyim, moralliyiz. Bugün de kardeşimizin galasına geldik. Kendisi hem bizden hem uluslararası bir futbol kariyeri yaptı. Onunla ilgili çok dünya çapında belgesel izlemeye hazırlanıyorum. İzlenme rekorları kıran Konuşanlar programı da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hazırlık dedim işte omuzum tek omuzluydum, tek kolluydum. İki kolla beraber devam etmek için bir fizik tedavi sürecim başladı. Günde 3 saat, hiç alışkın değilim. O yüzden bu arada sıkılmayayım diye aynı anda dile sardım. Vallahi İngilizce meselesini çok ihmal ediyordum. Programda da görüyordunuz benim kapalı çarşı İngilizcemi. Onu biraz daha ilahi düzgün İngilizce çevireyim dedim. Çevirdik de. İngilizcesini geliştirmeye kendini adayan ünlü komedyen yakında Londra yolcusu olduğunu duyurdu. Şimdi o İngilizceyi değerlendireyim diye Londra'ya gidiyorum ya. Bir 20 gün oradayım. Hem iş olacak, dinlenmiş olacağım. Hem de İngilizce bir üst seviyeye taşıyayım diye. İspanyolca sardım biraz da. Böyle devam ediyoruz yani. Yabancı dil konusuna ağırlık vermesinin sebebi İngilizce stand-up gösterisi mi merak edildi. Şu anda en azından ufukta gören hazır İngilizce bir stand-up'ım yok. Henüz olmadan da ortada henüz bir İngilizce... Ya şey çok komik geliyordu bana eskiden beri. Röportajlar izliyordum. İngilizce kursuna yazılan Hayalim Oscar diye röportaj veriyordu ya. Şimdi öyle bir kendim dalga geçecek duruma gelmeyeyim diye öyle bir şey söylemeyeceğim. Fatih Terim, Arda Turan'ın futbol kariyerinin mimarlarından. İmparator gecede Arda Turan'a övgüler düzdü. Arda'yı ben tabii 12 yaşından beri tanıyorum. 12 yaşından beri de ismiyle hitap ediyorum. Bu zaman dilimi içerisinde sevinçlerine, üzüntülerine, yükselişlerine, başarılarına ve birçok da sırlarına hakim. Bugün baktığım zaman harika bir futbol hayatı geçirmiş. Müthiş bir
kariyer görüyorum. Tabii bu hikaye sadece futbolculukla kalmadı. Bugünlerde veyahut da son yıllarda teknik adam olarak da devam ediyor. En az futbolculuğu kadar başarılı olacağına inanıyorum. Arda Türk futboluna Allah nasip ederse, kısmetse en az 30-35 sene hizmet edecek yaşta. Ve bu gecenin bundan sonraki yazacağı hikaye için bir başlangıç olmasını biliyorum. Oğulcan Engin yakın dostu Arda Turan'a destek olmak için gecedeydi. Biz onunla abi kardeş, bütün hayatımızın en önemli dönemleri birlikte geçti. Bunların da çok birebir şahidiyim ben. Bakalım nasıl yansıtılmış, onu izlemeye geldim. Benim bildiğim şeyler, inşallah insanlar da neyin ne olduğunu daha iyi görürler. Galaya yalnız gelen Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'ın rahatsız olduğu için katılamadığını paylaştı. Tatilden geldik, o biraz hastalandı. Ben tek başıma geldim, çok teşekkür ederiz. Arda Turan'ı ağırladığı programıyla ses getiren Ala Tokel, iadeyi ziyaret için galadaydı. Bence bu belgeselden sonra artık böyle Arda abi sevmeyenlerin de bir sempati besleyeceğine eminim. Çünkü benim programımdan sonra bile adam iki kelime konuşunca seviyorlar yani, o yüzden. Bir diğer taraftan aralarındaki 9 yaş farkla çok konuşulan Bertu Yıldırım aşkı da soruldu. Ala Tokel'in Fransa Ligi'nde forma giyen milli futbolcu Bertu Yıldırım'la nişanlandığı iddialarına cevap arandı. Oh, buna hiç hazırlanmamıştım. Ya yüzük aslında böyle hani beraberliğimizin ve aşkımızın simgesi olarak taktık. Böyle hani aile arasında falan bir şey kesilmiş değil. Ama tabii doğru zamanda umuyorum ki evlendiğin kişi Bertu olur. Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olan gururumuz milli sporcu Mete Gazoz'la 2024 Paris olimpiyatlarının değerlendirmesi yapıldı. Olimpiyatlar okçuluk milli takımı adına çok güzel geçti diyebilirim. Takım halinde kürsüye çıktık, üçüncü olduk. Tarihimizin ilk olimpiyatlardaki takım madalyasını kazandık. Zaten gitmeden önce de söylüyorduk, olimpiyatlarda takım halinde madalya bekliyoruz. Gelin bu tarihe size şahitlik edin diye. Okçuluk dalında bir tarih yazan Mete Gazoz, kendi belgeselinin yapılmasına da sıcak baktı. Ben isterim tabii ki de belgeselin olmasını. Yani sonuç olarak televizyonda ya da sahalarda görünenin aksine arka planda gerçekleşen, arka planda yapılan çok büyük fedakarlıklar, çok büyük mücadeleler var. Onların gösterilmesini isterim. Belgeselin ve gecenin başrolündeydi söz. Arda Turan kendisiyle yüzleştiği belgeselinin heyecanını ve mutluluğunu paylaştı. Bu gerçek bir hikaye. Tamamından, başından sonuna kadar. Doğrular, yanlışlar, başarılar, başarısızlıklar. Hepsi gerçek ve tamamında insan olmayı anlatıyor aslında. Bu benim oğullarıma, eşime, isteyen gençlere bırakmak istediğim bir mirastı. Bütün olayları en içten halimizde anlatmaya çalıştık. Ama bütün olayların hepsine baktığınızda gerçekten iyi niyetli, vicdanlı birini göreceksiniz. Kimseyi isteyerek üzmeyen, hayatında en kötü şeyi yaptığında bile kalbinden iyi şeyler geçiren. Ama hayat bildiğiniz gibi bunların hepsinin toplamı. Kariyerimle bir belgesel hak ettiğimi düşünüyorum ve gerçek bir belgesel oldu. O yüzden çok mutlu ve gururluyum bu akşam. Arda Turan'a belgeselde yüzleşmekte en çok zorlandığı olaylar da soruldu. Ünlü teknik direktör tüm samimiyetiyle açıkladı. Benim için her zaman en üzüldüğüm şey, her zaman söyleyeceğim, Bilal abiyle olan yüzleşme beni her zaman çok yormuştur. Milli takımdaki prim konusu da üzmüştür. Çünkü neden? Bilal abi konusunu çok daha farklı çözebilirdim. Benim dostumdu, arkadaşımdı. Ne olursa olsun onunla alıp bir kahve içip neden böyle yaptın, neden böyle olduğunu anlatmak isterdim. Belki farklı çözümler olabilir. Milli takımdaki prim konusu da tamamıyla olmayan bir şeyin karşıma çıkması beni çok üzmüştü. Ama gördüğünüz gibi bu belgeselin içinde hepsini göreceksiniz. Arda Turan, yüzleşmeyle birlikte öz eleştiri yapmayı da ihmal etmedi. Ben herkesin istediği Arda olamam ama kendi Arda olmam benim için önemli. Ne var? Ağzımdan kötü söze dikkat etmem lazım, şiddete dikkat etmem lazım. Artık iki çocuk babasıyım ve bir teknik direktörüyüm. Bu yüzleşme bunların hepsini barındırıyor aslında. Teknik direktör olarak kariyerinin ilk yılında Eyüpspor'u tarihte ilk kez Süper Lig'e çıkardı. Hayallerimiz var ama Eyüpspor yeni bir takım. İlk sene için ligde kalmak istiyoruz. Benim için önemli. Tabii ilk başımda kırmızı kartla gördüm ama sen sormadan ben söyleyeyim, kırmızı kartımla da gurur duyuyorum. Neden? Çünkü hakaret etmedim, şiddet göstergesi olmadı. Sadece oyuncularımın hakkını korumak zorundaydım. Haklı olduğuma inanıyorum. Teknik alanı ihraç ettiğim için ceza işareti girdim. Bunlar futbolda olabilecek şeyler çünkü öteki türlü çok sakin Arda da ben olamam. Arda Turan teknik direktörlük kariyerinde sık sık Fatih Terim'e benzetilmesini de yorumladı. Yeni Fatih Terim olabilmek çok zor biliyorsun.
tarihteki, Türk futbol tarihindeki en başarılı teknik direktörü kendisi. En başarılı ikonlardan bir tanesi. Tabii ki onu örnek alıyoruz. Onun gibi olmak çok isterim. Ama dediğim gibi Fatih Hoca gibi olmak çok zor. Tavır olarak da bir mücadeleci tavır benzetilmek her zaman gururumu okşayan bir şey. Mutlaka ki hoşuma gidiyor. Arda duygularıyla yaşayan. İlk defa konuşuyorum bunları böyle. Magazin hattının sonuna geldik. Bizden sonra Elif Tümen'in sunumuyla haberler sizlerle birlikte olacak. Biz de efendim yarın yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz.